Bu videoda 389.002'den, evet 76.151'i çıkarırsa kaç kalacağını bulacağız. Şimdi daima yaptığımız gibi videoyu durdurup bu işlemi önce tek başınıza yapmayı denemenizi istiyorum. Bir konuyu öğrenmenizin en iyi yolu budur. Herhangi bir yanıt bulamasanız bile veya farklı bir yanıt bulsanız bile hiç önemli değil. Nasıl olsa soruyu beraber çözeceğiz. Böylece konu zihninize çok daha iyi kazınmış olacak. Hadi bakalım. Pekala, beraber çözmeye başlayalım. Bu soruyu standart yöntem denilen, bazen de standart algoritma denilen bir yoldan çözeceğim. Algoritma, yöntem kelimesi yerine kullanılan daha süslü, havalı bir kelime. İlk olarak 389.002'yi yazıyorum. Bu sayıdan neyi çıkaracağız? 76.151'i. Evet, dikkat etmişsinizdir. İki sayının aynı basamaklarını alt alta yazmaya özen gösterdim. İki sayının da birler basamağını hizaladım, onlar basamağını hizaladım, yüzler basamağını hizaladım, binler basamağını hizaladım ve on binler basamağını hizaladım. Kısacası tüm basamaklarını alt alta yazdım. Çıkarma işlemini şimdi yapmaya hazırız. İlk olarak birler basamağına bakacağız. Elimde iki adet bir var. Var ve bunlardan 1 adet 1 çıkaracağım. Geriye 1 adet 1 kalır, öyle değil mi? Bu biraz kolaydı tabii. Ama onlar basamağına geldiğimizde işler sanki biraz zorlaşıyor. 0 adet 10'dan 5 adet 10'u. Evet, bunu nasıl çıkaracağım? Bunu bir an için unutalım. Çünkü aynı sorunun yüzler basamağında da olduğunu görüyorum. 0 adet 100'den 1 adet 100'ü nasıl çıkaracağım? Gene bir problem. Binler basamağına baktığımda 9 adet binden 6 adet bini çıkarabilirim. Burada sorun yok ama bunu yapmadan önce gruplandırma yapacağım. Böylece önceki basamaklarda sıfırlarım olmayacak onlar ve yüzler basamaklarında da çıkarma işlemi yapabileceğim. Şimdi şöyle yapalım. 9 adet 1000'in yerine 1 adetini ayıracağım ve geriye 8 adet 1000 kalacak ve ayırdığım o 1000'i de 10 adet 100 olarak yandaki basamağa yazacağım. Buradaki binlerden birini 10 adet 100 olarak yazıyorum. Böylece yüzler basamağındaki sorunumuz çözülmüş oluyor. Tabii onlar basamağı hala sorunlu. Onu çözmek için de yüzler basamağındaki yüzlerden birini ayıracağım. Geriye 9 adet 100 kalacak burada. Ayırdığım yüzü de 10 adet 10 olarak onlar basamağına yazacağım. Evet. Artık çıkarma işlemini yapmaya kaldığım yerden devam edebilirim. Onlar basamağında 10 adet 10'dan 5 adet 10 çıkaracağım, değil mi? Bu kolay. Geriye 5 adet 10 kalacak ve yüzler basamağına geçtiğimizde 9 adet 100'den 1 adet 100 çıkarsa evet 8 adet 100 kalır. Binler basamağına geçeyim. 8 adet 1000'den 6 adet 1000 çıkarsa 2 adet 1000 kalır ve 10 binler basamağına geçersek 8 adet 10 bin var. Ee, bir diğer deyişle 80 binden 70 bini çıkaracağım. Sonuç 10 bindir. Öyle değil mi? Yani 1 adet 10.000. Son olarak da 100.000'ler binler basamağı var. Burada 3 adet 100.000 bin var. İşte bu kadar. Sonucu bulduk. 312851'miş. Soruyu standart yöntemi kullanarak çözdük. Bu yöntemde soruyu çözmeye birler basamağından başlıyoruz. Soruyu çözmeye başlamadan önce üstteki sayının her bir basamağındaki rakamın alttaki sayının aynı basamağındaki rakama en azından eşit olup olmadığına bakarsınız. Gruplandırma yapmanız gerekecekse bunu soruyu çözmeye başlamadan önce yapıp vakit kazanabilirsiniz.